maddelerinin kütlev hacim değerleri verilmiş. Buna göre hangileri doğrudur diye soruluyor. Arkadaşlar iki maddenin aynı türü olabilmesi için öz kütlelerinin aynı olması gerekir. Farklıysa kesinlikle farklı tür maddelerdir. Öz kütle D harfiyle gösteriyoruz. Kütlenin hacmi oranıdır. Buna göre kütle ve hacim değerlerini oranlayarak öz kütleleri bulalım. K'nin kütlesi 200, hacmi 100. 200 bölü 100'den öz kütlesi 2 olur. L'nin 300 bölü 100'den 3. M'nin 300 bölü 200'den 3 bölü 2. N'nin 600 bölü 300'den 2. Ve P'nin 600 bölü 400'den 3 bölü 2'dir öz kütlesi. Buna göre 1. K ile L farklı tür sıvılardır. K ve L'nin öz kütleleri farklı, o zaman farklı tür sıvılardır. K ile N aynı tür sıvılardır. K ile N'nin arkadaşlar öz kütleleri aynı, o zaman aynı tür sıvı olabilirler. M ile P aynı tür sıvılardır. M ile P'nin öz kütleleri arkadaşlar aynı, 3 bölü 2. O zaman aynı tür olabilirler. Buna göre 3 ifade de doğru, cevap E'dir. Kütle hacim grafiği verilen K ve L'den eşit hacimde alınarak şekil 2'deki kaplara konuluyormuş. Buna göre hangileri doğru olabilir diye soruluyor. Arkadaşlar kütleye yakın olanın öz kütlesi daha büyüktü. Dolayısıyla K'nin öz kütlesi L'nin öz kütlesinden büyüktür. Aynı kaba konulduklarında öz kütlesi büyük olan altta olur. Dolayısıyla K altta olmalı, L üstte olmalı. 1 de L altta, 3 de L altta olduğu için 1 ve 3 olamaz. 2'de ise arkadaşlar K altta. Hacimleri eşit olabilir mi? Kap gittikçe genişliyor. Buradaki yükseklik daha az ama kabın genişliği daha fazla. Dolayısıyla K ve L'nin hacimleri burada eşit olabilir. O zaman sadece 2 olabilir. Cevap B'dir. Arkadaşlar öz kütleleri verilen sıvılardan eşit kütlede alınarak kaplara konuluyormuş. Yükseklikler arasındaki ilişki soruluyor. Öz kütle kütle bölü hacim eşitti. Bu durumda arkadaşlar hacmi yalnız bırakırsak kütle bölü öz kütleye eşittir. Buna göre düşünecek olursak arkadaşlar birinci kapta su ve benzin var. Hacimlerini düşünecek olursak suyun hacmi kütleler hepsinde aynı m olacak. Öz kütleye oranıdır. Yani m bölü 1 kadar. Ve arkadaşlar benzinin hacmi m bölü 0,7'dir. Bu ikisinin toplamı H1 ile orantılıdır. İkinci kapta zeytinyağı ve ispirto varmış. Zeytinyağın arkadaşlar hacmi m bölü 0,9 ve ispirtonun hacmi m bölü 0,8. Bu ikisinin arkadaşlar oluşturacağı hacim de H2 ile orantılı. Son olarak ispirto ve mazotu düşünelim. İspirto ve mazotun arkadaşlar buradaki değerleri verilmiş zaten. Hacimlerini düşünecek olursak m bölü 0,85 ile m bölü 0,8'dir. Bu ikisinin toplamı da H3'ü verecek. Buradan arkadaşlar işlemler yapılırsa H1 en büyük olur. Daha sonra H3, H2 ise en küçüktür. Cevabımız C'dir. Öğrenci karışım olduğu sıvının öz kütlesini 0,85 olarak hesaplamış. Buna göre hangi iki sıvının karışımı olamaz diye soruluyor. Arkadaşlar karışımın öz kütlesi karıştırılan sıvıların öz kütleleri arasında bir değer olmalı. Buna göre A. Alkol ile makine yağı. Alkol ile arkadaşlar makine yağının öz kütleleri 0,81 ile 0,9, 0,85 arada, o zaman olabilir. Benzin ile makine yağı. Benzinle arkadaşlar makine yağının öz kütleleri 0,7 ile 0,9, 0,85 arada, o zaman B seçeneği de olabilir. C. Makine yağı ile ispirto ocağı. Makine yağı ile ispirto ocağını arkadaşlar şu şekilde görelim. 0,8 ile 0,9, 0,85 de arada bir değer. D. Su ile makine yağı. Su ile makine yağının öz kütlelerine bakarsak arkadaşlar suyun 1, makine yağının 0,9. Bu ikisinin arasında arkadaşlar 0,85 kesinlikle olamaz. 9 ile 1 arasında bir değerdir karışım. Buna göre D seçeneği olamaz. Buna göre VK, VL, VM arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Arkadaşlar hacim kütle bölü öz kütleye eşittir. Hepsi de 50 grammış, yani kütleleri aynı. Bu durumda öz kütle ile hacim ters orantılıdır.
Öz kütlesi küçük olanın hacmi daha fazladır. Ayarlarda arkadaşlar gümüş oranı arttıkça öz kütle azalır. Çünkü gümüşün öz kütlesi altının öz kütlesine göre daha az bir değerdedir. Bu durumda ayarı en düşük olanın diğerleriyle aynı kütlede olabilmesi için hacmi en fazla olmalı. Buna göre ayarı en düşük olan K'nin hacmi en büyük olmalı. Daha sonra L'nin 18 ayarmış. M ise altın oranı çok olduğu için hacmi daha azdır. K büyüktür, L büyüktür, M. Cevap D seçeneğidir. Hangisini yaparsa hata yapma ihtimali yüksektir diye sorulmuş. A. Hassas terazi ile kütle su dolu dereceli kap ile hacim değerini ölçer. Evet, terazi ile kütle dereceli kapla da hacim ölçülür. B. Terazide okuduğu değeri dereceli kapta okuduğu değere oranlarsa öz kütleyi hesaplar. Öz kütle, kütle bölü hacimdi. Terazide kütle dereceli kapta da hacim değerini bulduğu için oranlarsa öz kütleyi hesaplar. Doğru bir ifade. C. Öz kütlesi en küçük olan bileziğe 14 ayar kodunu yazar. Öz kütlesi en küçük olan bakır oranının fazla olduğu ve ayarı düşük olandır. Dolayısıyla 14 ayar yazma ihtimali tabii ki hata olarak çok çok azdır. D. Kütlesi en büyük olan bileziğe 24 ayar yazar. Arkadaşlar kütlesi en büyük olan 24 ayar olabilir. Fakat burada da belirtilmiş günlük hayatta saf altın pek kullanılmaz arkadaşlar. Genelde değersiz metallerle karıştırılarak sağlamlaştırılır. Dolayısıyla sadece kütlesine bakarak 24 ayar yazması yanlış olur. Bu yüzden cevap D seçeneğidir. E. Öz kütlesi en büyük olan bileziğe 24 ayar kodunu yazar. Öz kütlesini bulmuşsa eğer arkadaşlar ve öz kütlesi tam altının öz kütlesine eşit çıkarsa bu durumda 24 ayar değerini yazabilir. Dolayısıyla yanlış yapma ihtimali çok zayıftır. Cevap D seçeneğidir. Saf altının öz kütlesi 19,3 gram bölü santimetre küptür. Buna göre hangileri saf altın değildir diye soruluyor. Kütle ve hacim değerleri verilmiş. Öz kütle, kütle bölü hacimden bulunur. Buna göre arkadaşlar X'in kütlesi 965, hacmi 50. Kütleyi hacme bölersek arkadaşlar bu durumda değerimiz 19,3 çıkar. Bu değerde saf altının öz kütlesi o zaman X saf altın. Y için 1900'ü 100'e bölersek öz kütle değerimiz 19 çıkar. Saf altının öz kütlesi 19,3'tü. O zaman Y saf altın değil. Z'de arkadaşlar 2895'i 150'ye bölersek bu değerde arkadaşlar yine 19,3 çıkar. O zaman Z'de saf altındır. Bize hangisi saf altın değildir diye soruluyor. Sadece Y saf altın değil. Cevabımız B'dir.